Değerli arkadaşlar, geldik Osmanlı'nın artık sonlarına. Bundan sonra inkılap tarihini geçeceğiz. Ve önemli bölümlerden bir tanesi 2. Abdülhamit dönemi. Yani meşrutiyet dönemi, kanun esası dönemi diyebiliriz bu döneme. Özel anlamı da istibdat dönemi de diye geçer ama çok kaynaklarda artık yer alan bir bilgi değildir. Önemli bir konu. 2. Abdülhamit ümmetçilik politikasını izlemiş bir padişah ki tarih aralığı 1876-1909, 33 yıl başta kalmış. Avrupalı devletlerle mücadele etmiş, Ermenilerle mücadele etmiş, Yahudilerle mücadele etmiş. Yani hem içeride hem dışarıda çok böyle mücadele etmek zorunda kalmış. Bu mücadele sonucunda devletin parçalanmasını geciktirmiş bir padişah arkadaşlar. Bizimkilerle, Jön Türklerle, Genç Osmanlılarla İttihat Terakki ile mücadele etmiş bir padişah. Marangoz boş zamanlarını İşte saraydaki marangozhanede geçirmiş. El sanatlarına düşkünlüğü var. Fedakar, Yunan seferi sırasında devletin kasasında para olmadığı için kendi özel hazinesinden bunun masrafını, ordunun masrafını karşılamış. Eğitime son derece yatırım yapmış bir padişah. Osmanlı padişahları içerisinde en çok okul açan padişah. Sağır ve dilsizler için okul açmış arkadaşlar. Ayrıca yaşlılar için, kimsesizler için yurtlar kurmuş. Böyle bir padişah yani. Eğitimperver, marifperver bir padişah diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu bölümden soru çıkma ihtimali yüksek. 2. Abdülhamit döneminden. Günümüz konjektürü gereği de bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu dönemde neler var ona bir bakalım sizinle. Arkadaşlar, birinci başlığımız kanuni esası. Şimdi ben size burada bir olay anlatacağım. İyi dinleyin. Padişah Sultan Abdülaziz. Tarih 1876. Aydınlar, Jön Türkler, kendilerini Jön Türk olarak tarif eden Genç Osmanlılar. Kim bunlar? Mithat Paşa, ondan sonra Namık Kemal, Ali Suavi, Mustafa Fazıl. Yani önde gelen aydınlar. Bunlar padişaha diyorlar ki, Abdülaziz'e diyorlar ki, hünkârım, devletin kurtuluşu bir anayasayı ilan etmektedir diyorlar. Bir anayasa hazırlayıp ilan edersek biz devleti kurtarabiliriz diyorlar. Bir çözüm sunuyorlar padişaha. Padişah aydınların bu çözüm fikrini kabul etmiyor. Bunun üzerine aydınlar baskı ile Abdülaziz'i tahttan indiriyorlar. Buradaki hikaye şu. 2. Osman Yeniçeri'nin baskısıyla, 3. Selim Yeniçeri'nin baskısıyla tahttan indirildi. Yenilik yaptıkları için. Abdülaziz ise aydınların baskısıyla tahttan indirildi. İlk defa bir aydın baskısı görüyoruz burada. İlk defa bir padişahın tahttan indirilmesinde aydın baskısı görüyoruz. Aydınlar güçlenmiş yani burada. Arkadaşlar, yerine de 5. Murat getiriliyor. 5. Murat hükümdar oluyor. Fakat 5. Murat'ın akli dengesi yerinde değil. O yüzden ki Osmanlı tarihinin en kısa süre başta kalmış padişahıdır. 1876, 3 padişah yılı. Abdülaziz 5. Murat, şimdi 2. Abdülhamit geçecek. Şeyhülislam'dan fetva alınarak aydınlar 5. Murat'ı hal ediyorlar, tahttan indiriyorlar. Yerine şehzade 2. Abdülhamit'i hükümdar yapıyorlar. 2. Abdülhamit aydınların desteğiyle hükümdar oluyor. Ve aydınlara da şu sözü veriyor. Tamam, ben hükümdar olursam bir anayasayı ilan edeceğim. Bu sözü veriyor. Ve 2. Abdülhamit 1876'da tahta çıkıyor ve anayasanın hazırlıkları süreci başlıyor. Arkadaşlar, bu hazırlıkları süreci için bir meclis kuruluyor. Anayasayı hazırlayacak bir komisyon, meclisi mahsusa. Burada Mithat Paşa sadrazamlığa getiriliyor tabii ki, aydınların önemli liderlerinden. Mithat Paşa da var burada, Namık Kemal de var. Meclisi mahsusa kuruluyor. Meclisi mahsusa Belçika, Fransa ve Prusya anayasasını örnek alarak arkadaşlar 119 maddeden oluşan bir anayasa hazırlıyorlar. Bu anayasaya bizim tarihimizde kanuni esası deniliyor ki bu anayasa Türk tarihinin ilk anayasası oluyor. Kim hazırlıyor? Genç Osmanlılar, Jön Türkler. Kimin iradesiyle? Paşa'nın iradesiyle böyle bir şeyi hazırlıyorlar. Anayasanın ilanı ile Türk tarihinde ilk defa anayasal düzen başlıyor. Anayasal devlet olma anlayışı ya da hukuk üstünlüğü anlayışı Tanzimat Fermanı'yla başlar ama anayasal devlet, anayasal düzen kanun esasının ilanıyla başlar.
Evet, burayı anladık arkadaşlar. Bu bizim birinci bölümümüzdü. Peki, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Yani neden anayasayı ilan etme ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü artık dünyada, Avrupa'da demokratik rejimler var. Özgürlükçü rejimler var. Eşitliği, adaleti ön plana çıkarmış, kişi haklarını ön plana çıkarmış rejimler var. Osmanlı bu anlayışın gerisinde. Doğal olarak aydınlar diyor ki, biz anayasayı ilan eder, halkı yönetime katarsak, özgürlük verirsek halka, devleti kurtarabiliriz diyorlar. Yani aslında Osmanlıcılık görüşü var burada. Genç Osmanlılar bunu savunuyor. Birinci meşrutiyetin ilanında Osmanlıcılık anlayışı çok etkili arkadaşlar. Çünkü genç Osmanlılar yapıyor bunu. O zaman şöyle bakalım. Arkadaşlar, Balkanlarda isyanlar çıkıyor. Eflak bölgesinde, Makedonya bölgesinde, Sırplar bölgesinde isyanlar çıkıyor. Sırp bölgesinde, yani Balkanlarda isyan çıkıyor. Ve bir Balkan sorunu doğuyor. Tabii burada Rusya'nın parmak dürtmesi de var. Rusya'nın panslavist politikası da var. Hatırlayın, ben bunu anlattım size. Balkan bunalım çıkıyor. Yani diğer bir ifadeyle azınlık isyanları artıyor. Bunun üzerine Avrupalı devletler tersane konferansını toplayarak, Balkan sorunu, azınlık sorunlarını çözmek için tersane konferansını toplayarak Osmanlı'dan bazı bölgelere, Balkanlar'da bazı bölgelere muhtariyet verilmesini, özerklik verilmesini talep ediyorlar. İyi de o topraklar benim. Özerklik verirsem o topraklara yakında elimden çıkar. O yüzden Osmanlı, bakın, hem Balkan bunalımını çözmek, hem azınlık isyanlarını engellemek, yani milliyetçiliğin etkisini kırmak, hem Avrupalı devletlerin baskısına mani olmak amacıyla tersane konferansının toplandığı gün 23 Aralık 1876'da kanuni esası ilan ediyor. Peki bunun ilanında ne var? Genç Osmanlıların baskısı var. O zaman kanuni esasının ilanında sebep aydınların baskısı, Balkan sorunlarını çözmek, Avrupalı devletlerin baskısını engellemek, azınlık isyanlarını engellemek vardır diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Aydın baskısıyla ilan edilen ilk şey de kanun esası oluyor. Peki, nedir kanun esası? Anayasal düzendir. Neydi Osmanlı? Monarşiydi. Yani Osmanlı'da tek kişinin egemenliği varken şimdi anayasal monarşi başladı. Anayasal monarşinin adı, unutmuyorsunuz bunu arkadaşlar, anayasal monarşinin adı meşrutiyettir. O yüzden anayasanın ilanı ile Osmanlı Devleti'nde meşruti rejime geçiliyor. O yüzden bunun diğer bir adı birinci meşrutiyetin ilanı olarak da geçer. O halde birinci meşrutiyet ne zaman ilan edilmiş oldu? Kanuni esasinin ilanı ile. Peki kanuni esasinin ilanı ne oldu? Anayasal monarşi başladı. Anayasal monarşi ne demek? Meşrutiyet demek. O halde kanuni esasinin ilanı ile Osmanlı'nın rejim şekli değişti. Olayı anladınız mı arkadaşlar? Bakın, çok önemli bilgiler verdim burada. Dikkat ediyorsunuz. Nedenlerini de gördük. Gayet güzel. Peki maddelerine bakalım. Şimdi kanun esası 119 maddeden oluşuyor. Ama bize lazım olan maddeleri burada görelim. Diyor ki, devletin dini İslam. Dili Türkçe, başkent İstanbul. Anayasalar böyle başlar zaten. Dini İslam, ki bugünkü anayasada dini şudur diye bir madde yoktur. Çünkü 1928'de yapılan değişiklikle din İslam'dır maddesi anayasadan çıkarıldı. Din İslam'dır, dili Türkçedir, başkent İstanbul'dur diyor. Bir, meclisi ayan ve meclisi mebusan adında. İki, meclisli bir parlamento kurulacaktır diyor. Ha, o zaman Osmanlı'da kanun esasının ilanıyla parlamenter sisteme geçilecek, parlamentolu sisteme geçilecek. Peki, bu şu anlama da gelir mi? Halk sandığa gidecek, oy kullanacak. İşte yorum ne biliyor musunuz gençler? Türk tarihinde ilk defa halk devlet yönetimine katılmaya başlayacak. Milletvekili seçecek. Önceden yerel yönetimlere katılmıştı. Muhassıl meclisleriyle, il genel meclisleriyle katılmıştı. Ama burada devlet yönetimi var. Diyor ki, ayan üyeleri, ayan meclisi üyeleri ömür boyu başta kalacak. İhtiyarlar meclisi gibi. Ama meclis-i mebusan seçimleri 4 yılda bir yapılacak. Yani meclis-i mebusan üyelerini kim seçecek o zaman? Halk. Mebus, günümüz anlamında milletvekili demektir. Tamam mıyız arkadaşlar? Gayet güzel. Diyor ki, yürütme diyor, yürütme yetkisi
Hükümette ve padişahtadır diyor. Hükümette ve padişahta olabilir. Yürütme hükümette ve padişahta olabilir. Diyor ki, dikkat edin, hükümet üyelerini padişah seçer diyor. Normalde hükümet üyelerini demokrasilerde, cumhuriyetlerde meclis seçer arkadaşlar. Ya da meclis içerisinden seçilir. Tamam mıdır? Burada ne diyor? Meclis işe karıştırmıyor, güven oyunu işe karıştırmıyor, direkt padişah seçer diyor. Güven oyu yok. Nasıl olur kabine sisteminde? Meclis içerisindeki milletvekillerinden arkadaşlar başbakan bakanlarını seçer. Başbakan da cumhurbaşkanı seçer değil mi? Günümüz sisteminde ne vardır? Cumhurbaşkanı direkt bakanları seçer ve güven oyuna sunar. Güven oyu yok burada. Burada biraz sıkıntı var. Dikkat edin. Kanun teklifini, bu zaten sıkıntılı, kanun teklifini hükümet verir diyor. Ve padişah onaylarsa kanunlaşır. Burada bir sıkıntı hissettiniz mi? Kanun teklifini hükümet verir, padişah onaylarsa yürürlüğe girer. Yani son söz padişahındır diyor. Veto yetkisi padişahındır diyor. Bu demokratik değil. Veto yetkisi padişahınsa o zaman meclisin bir hükmü yoktur. Meclis danışma niteliğindedir. O zaman kanun esası istenilen demokrasiyi getirmemiştir diyebiliriz arkadaşlar. Diyor ki meclisi açma ve kapama yetkisi padişahındır. O zaman meclis padişah istediği zaman açık, istemediği zaman kapalı. Bu da demokratik anlayışa terstir. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Diyor ki sürgün yetkisi padişahındır. Yani asayişi bozan, genel ahlakı bozan, genel duruma riayet etmeyen kişiler olursa padişah yargısız infazsız gönderebilir diyor. Bu da demokratik değil. Sansür yetkisi, sansür basın özgürlüğüne aykırıdır, yetkisi padişahındır diyor. Arkadaşlar ama diyor ki temel haklar da korunmuştur. Nedir temel hak? Eğitim hakkı, arkadaşlar kişisel haklar, mülkiyet hakkı, inanç özgürlüğü filan bunlar da korunmuştur diyor. Bu normal zaten. O zaman şöyle bir baktığınızda bu demokratik değil, bu demokratik değil. Demokratik olmayan maddeler var. Sürgün yetkisi padişahta, bu da demokratik değil. Ne anlarız biz buradan? Bu meclisin ömrü uzun olmayacak. Doğru mu arkadaşlar? Padişah fırsatını bildiğinde bu meclisi kapatır. Peki önemi ne? Kanuni esasinin önemi ne? Arkadaşlar kanun esasinin önemi şu. Türk tarihinde ilk defa halka, Osmanlı'da halka teba denilir arkadaşlar. Tebaya. Bu teba Müslüm ve gayrimüslim hepsi. Tebaya seçme ve seçilme hakkı verildi. O zaman Türk'ten ilk defa halka seçme ve seçilme hakkı kanuni esasıyla verildi. Kısıtlı da olsa halk devlet yönetimine katıldı. Paşa'nın yanında devlet yönetimine katıldı. Bunun adı meşrutiyet zaten. Peki niye kısıtlı? Çünkü sadece erkeklerin oy kullanma hakkı var. Her erkeğin de değil. Mülkü olan, meskeni olan, vergi veren erkeğin oy kullanma hakkı var. 25 yaşını doldurmuş, meskeni olan, vergi veren erkeğin oy kullanma hakkı var. Vergi vermeyen, malı olmayan erkeğin oy kullanma hakkı yok. Kadınların da oy kullanma hakkı yok. Ki Türkiye'de 1930 yılına kadar kadınların oy kullanma hakkı olmayacak. Demin söyledim, Osmanlı tebaası yönetime katıldı ve ilk defa parlamentolu sisteme, parlamenter sisteme geçti. Osmanlı'nın rejim şekli değişti. Egemenlik yine Osmanoğullarında ama egemenlik anlayışında değişiklik yaşandı. Nedir? Halkla yönetim ortak oldu. O halde Türk tarihinde ilk defa rejim değişikliğini yaşatan olay kanuni esasının ilanı oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakın şimdi. Demin söyledim ya, bu meclisin ömrü uzun olmayacak. Padişah fırsatını bulunca kapatacak ki öyle yapıyor. Meclisin kapanması. Seçimler yapılıyor. Meclis mebusu seçimleri için seçimler yapılıyor. Meclis mebusunu oluşturmak için. 1877'de açıldı bu arada meclis. Bu seçimlerde 69 Müslüman milletvekili, yaklaşık 46 civarında da gayrimüslim milletvekili çıkıyor. 25 civarında da ayan meclis üyesi çıkıyor. 69, 46, 25. Ya hocam nasıl? Evet böyle. Yani böyle bir devlette 69 Müslüman milletvekili, 46 gayrimüslim milletvekili olur mu? Yani gayrimüslimler çok. Neden çok? Çünkü her 17 bin gayrimüslime bir milletvekili seçme hakkı veriliyor. Her 50 bin Müslümana bir milletvekili seçme hakkı veriliyor. Yani gayrimüslimlerin milletvekili seçme şeyi
oranı daha yüksek olacak. Çünkü 17 bin gayrimüslim bir milletvekili seçecek. Yani diyelim ki Amasya'nın nüfusu 50 bin, Müslümansa bir milletvekili çıkacak, gayrimüslimse 3 milletvekili çıkacak Amasya'dan. Böyle düşünün arkadaşlar. Tabii her tarafta seçime katılmıyor. Arkadaşlar ve padişah bunu gerekçe gösteriyor. Diyor ki ya azınlıklar çok bu mecliste. Bu meclis Osmanlı aleyhine çalışır diyor. Ve pat bu arada Osmanlı-Rus savaşı çıkıyor. Yani 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı çıkıyor. Padişah Osmanlı-Rus savaşını bahane ederek meclisi kapatıyor. Meclis-i Mevsuan'ı kapatıyor. Kanun-i Esasi'yi askıya alıyor. Ve bu anayasanın ilanında etkili olan aydınları sürgüne gönderiyor. Mithat Paşa'yı da sürgüne gönderiyor. Mithat Paşa sürgündeyken boğdurulup öldürülüyor. Ve böylelikle Osmanlı'da baskı devri, aydınlar üzerinde baskı devri başlıyor. Biz buna istibdat devri diyoruz. İstibdat devri 1878, meclisin kapandığı tarihtir bu. Osmanlı-Rus Savaşı 77-78'de başlamıştı. 1878-1908 yılları arasında yaşanan süreç. İkinci meşrutiyetin ilanına kadar. İkinci meşrutiyet ne zaman ilan edilecek? 1908'de. Yani 30 yıllık bir istibdat devri yaşanıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Unutmuyorsunuz bunu. Tabii bu arada istibdat döneminde Çırağan olayı oluyor. Çırağan olayı Ali Suavi liderliğinde gerçekleştirilen bir olaydır. Bu Çırağan olayını gerçekleştirenlerin amacı 2. Abdülhamit'i tahttan indirip 5. Murat'ı tekrar tahta geçirme girişimi oluyor ki bu olay Ali Suavi'nin ölümüyle neticeleniyor. Yani başarısız bir suikast girişimi. Şimdi 2. Abdülhamit döneminin diğer gelişmelerine bakalım. Önemli bir konu. Dikkat edin arkadaşlar. 2. Abdülhamit döneminde uygulanan politika İslamcılık. Ümmetçilik anlayışı, İslamcılık anlayışı, İslam birliğini sağlama düşüncesi, halifenin gücünü ön plana çıkarma hareketleri 2. Abdülhamit döneminde karşımıza çıkıyor. Benimsenen fikir akımı ümmetçilik. Bu dönemde aydınları kovuşturmak amacıyla, aydınların bir araya gelip konuşmasını engellemek amacıyla Yıldız Hafiye Teşkilatı kuruluyor. Osmanlı'nın hatta Türk tarihinin ilk istihbarat örgütü diyebiliriz. Sonra bununla da arkadaşlar günümüzdeki işte zamanla devşirilerek günümüzdeki Milli İstihbarat Teşkilatı olacaktır. Aydınları hani sürgüne gönderdik ya, hafiye gönderiyoruz, ajan. Sürgündeki aydına git bak bakalım aydınım ne yapıyor diye. Arkasına bir ajan daha gönderiyoruz. Git bak bakalım ajanım, aydını kontrol eden ajanım ne yapıyor diye. Böyle bir dünya. Ama ne yapsın 2. Abdülhamit? Yahudiler var, Ermeniler var, Avrupalılar var, Rusya var. Yani Osmanlı'yı yıkmak için her koldan saldırıyorlar bu dönemde. Arkadaşlar Osmanlı borçlarını ödeyemeyeceğini hatırlayın. Kırım Savaşı'nda dış borcu almıştık. Ödeyemeyeceğini Avrupalı devletlere, alacaklı devletlere duyuruyor. Nedir bu duyuru? Muharrem kararnamesi. Muharrem ayında yayınlandığı için bu adı alıyor. Muharrem kararnamesiyle Osmanlı Avrupalı devletlere borçlarını ödeyemeyeceğini söylüyor. Ve 1881'de Avrupalı devletler alacaklarını tahsil etmek amacıyla Avusturya'sı, Hollanda'sı, arkadaşlar İngiltere'si, Fransa'sı, Avusturya'sı bunlardan oluşan, İtalya'sı bunlardan oluşan yedili bir konsorsiyum diyelim. Duyunu Umumiye Teşkilatı kuruluyor. Genel Borçlar İdaresi kuruluyor. Bunun kurulmasıyla Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığı sona eriyor. Bunun yorumunu yapmıştım size. Arkadaşlar geliyoruz. Bu dönemde demir yolları projeleri hayata geçiriliyor. Yapıştet devret mantığıyla 3B projesi. 3B Bağdat, özür. Berlin, Boğaz, Bağdat. Berlin, Boğaz, İstanbul yani Bağdat. Bu Almanlara veriliyor. Bunu hemen şöyle kodluyorsunuz. 2. Abdülhamit döneminde dış politikada bizimle birlikte ittifak yapan, bizi koruma bahanesiyle sömüren devlet Almanya olacaktır. Önceden kimdi? İngiltere'ydi. Şimdi Almanya oldu. Yeni flörtümüz. Arkadaşlar bu dönemde Hicaz Demiryolları projesi hayata geçiriliyor. Ve hani Boğaz'dan geçecek ya demiryolu, Haydarpaşa tren istasyonu yapılıyor. Haydarpaşa tren garı Alman mimarisine göre yapılmıştır arkadaşlar. Ki marifperver bir padişahtır dedik ya, çok okul açtı, neler yaptı bakın şimdi. Mektebi Şahane'yi kurdu. Hendese-i Mülkiye'yi kurdu. Baytar Mektebi'ni kurdu, veteriner fakültesi gibi. Mülkiye-i Şahane'yi kurdu. Sanayi Nefise Mektebi'ni kurdu ki burada en dikkate değer şey soru açısından Sanayi Nefise Mektebi'dir. Sanayi Nefise Mektebi güzel sanatlar,
Akademisidir. Günümüzde Güzel Sanatlar Akademisidir. Kurucusu Kaplumbağa terbiyecisi olarak bilinen Osman Hamdi Bey'dir. Osman Hamdi Bey'li liderliğinde Güzel Sanatlar Akademisi kuruldu. Yani artık arkadaşlar Osmanlı'da resim sanatı var, heykel sanatı var. Yavaş yavaş çağdaş sanatlar başlıyor yani. Arkadaşlar bu dönemde Asar-ı Atika adıyla Asar-ı Atika, Atika eski asar eser, eski eserler müzesi yani arkeoloji müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi kuruldu. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin başına da Osman Hamdi Bey getirildi. İlk müze Müze-i Hümayun Sultan Abdülmecit'tir ama Asar-ı Atika eski eserler müzesi, arkeoloji müzesi 2. Abdülhamit dönemidir. Reji, tütün yani tekel idaresi kuruldu ki İngiliz-Fransız ortaklı bir idare kuruldu. Memleket sandıkları 1888'de Ziraat Bankası'na dönüştü. Ziraat Bankası bu dönemde kuruldu ki temelini atan Mithat Paşa'ydı. Arkadaşlar bu dönemde Ermeni olayları için ki Ermeni olaylarının yaşandığı dönem, zirveye ulaştığı dönem 2. Abdülhamit dönemidir. Ermeni olaylarını engellemek, oradaki Ermenilere karşı aşiretlerin desteğini almak amacıyla Hamidiye alayları kuruldu. Hatta aşiret çocuklarını okutmak amacıyla aşiret okulları açıldı arkadaşlar bu dönemde. Ertuğrul Gazi'nin anısına ki Ertuğrul Gazi hakkında araştırma yapan arkadaşlar onun annesinin türbesini yaptıran, onun mezarını bulduran hep şeydir. 2. Abdülhamit'tir. Ertuğrul alayları kuruldu. Hatta Ertuğrul Sancağı, Ertuğrul ili bile kuruldu. Bilecik bölgesi arkadaşlar. Mecelle yürürlüğe girdi. Hatırlayın mecelle Abdülaziz döneminde hazırlanmıştı. Bu dönemde mecelle yürürlüğe girdi ki mecelle arkadaşlar Mektebi Şahane'de yani hukuk mektebinde Mülke-i Şahane'de okutuldu. Tamam mıdır? Devam ediyoruz. İstanbul'un güveni için zaptiye nezareti. Sadece İstanbul'un güveni için zaptiye nezareti kuruldu. Arkadaşlar yaşlılar için Darül Acize, kimsesizler için Darül Acize açıldı. Bu arada bir de Ertuğrul Fırkateyn olayı yaşandı. Arkadaşlar Japon prensi İstanbul'u ziyaret etti. İade-i ziyaret olsun diye Japonya'ya biz bir fırkateyn gönderdik. Dikkat edin yine adı Ertuğrul. Osmanlı Devleti'nin kurucusunun babası değil mi? Ertuğrul Gazi onun adıyla fırkateyn gönderildi. Fırkateyn geri dönüşte kayalıklara çarparak battı. 500-600'e yakın mürettebatımız hayatını kaybetti. O yüzden Ertuğrul faciası olayı 1890'da 2. Abdülhamit döneminde yaşandı. Bir önceki derste de zaten size söylemiştim. 2. Abdülhamit dönemi diğer olayları derken, kanun esası derken aklımıza bunlar gelecek. Biraz mola, ikinci partımızda konuya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Tamamdır gençler?